arkadaşım konuşma kulüplerinden bahsetti. Yaşam'da bir konuşma kulübü olduğundan bahsetti. Ben de tam da o dönemde İngilizcemi geliştirebileceğim bir yer arıyordum. Ve Yaşam'a böylelikle başladım. Yaşam'a konuşma kulübüne geldim ve konuşma kulübüne sonra gördüm ki aslında burada çok güzel bir paylaşım kültürü var. Ve bu paylaşım kültürü benim tam da aradığım şeydi. Yaşam'a geldiğinde henüz doğru düzgün İngilizce bilmiyorken 2 yılın sonunda Yaşam'ı temsilen FAS'ta 200 kişinin önünde İngilizce olarak Yaşam'ı anlatabiliyordum. Yaşayarak Öğrenme Merkezi, yani Yaşam. 2011 yılında Hülya Denizart mentorluğunda bir grup genç tarafından kuruldu. Merkez, yaşayarak öğrenme kavramının bilinirliğinin arttırılması ve gençlerin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda aktiviteler geliştirebilecekleri bir açık alan yaratmak amacıyla hayata geçirildi. Yaşam'da tüm projeler 18-30 yaş arasındaki gençler tarafından organize ediliyor. Merkez bugüne kadar 151 farklı konuda Akran Eğitim Modeli, Kişisel Gelişim ve Hobi Atölye çalışmaları düzenledi. 8 Konuşma Kulübü, 7 Toplumsal Destek Projesi olmak üzere birçok farklı kurs ve projeye de ev sahipliği yaptı. Burada birçok çeşitli atölyeler gerçekleştiriyoruz. Bu CV hazırlamadan iletişim atölyesine, kodlamadan ritim atölyesine, yogadan işaret dili atölyesine kadar çok farklı çeşitlerde oluyor. Yine aynı pratiklerle interaktif ve pratiğe dayalı olarak konuşma kulüplerini de gerçekleştiriyoruz ve bunlarda da çok farklı yabancı dillere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar İngilizce'den İspanyolca'ya, Almanca'dan Korece'ye kadar çok farklı dillerde oluyor. Tüm bunları yaparken ana hedefimiz resmi eğitim sistemine yaşayarak öğrenme tabanlı bir alternatif bir model oluşturmak ve en önemlisi de bunun uygulanabilir ve kopyalanabilir olmasını sağlamak. Yaşayarak Öğrenme Merkezi bugüne kadar 50'den fazla ulusal ve uluslararası işbirliğinde bulundu. Gerçekleştirdiği projelerle 13 farklı ödülün de sahibi oldu. Merkez bünyesinde farklı ülkelerden gelen gençler de bulunuyor. Yabancı gönüllüler hem kendi dillerini ve kültürlerini anlatıyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar. I can organize French nights and I will tell them a bit about French culture. We will speak about food, about dance, music, this kind of thing. They can ask me any question, we will discuss a bit together. And it's a really good opportunity for people who don't have the opportunity to go abroad, to leave their country, to have a better idea about what's happening outside Turkey as well. And for me it's also really helpful to have all those Turkish volunteers really willing to help me to understand better Turkish culture. So it's really an exchange. Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nin bugün 150'ye yakın aktif gönüllüsü bulunuyor. Ayrıca Yaşam bünyesindeki tüm kurslardan isteyen herkes ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Gelecekteki mesleğim öğretmenlik olacak ve burada birçok insanın hem eğitimine katılma şansı buldum hem de kendime eğitimler verme şansı buldum. Henüz bir öğretmen olmamama rağmen bana bu şans verildi ve bu yüzden de bu bende bir özgüven yarattı. Bu yüzden artık çok daha özgüvenli bir insan olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda Yaşam sayesinde yurt dışına çıkma imkanım oldu çeşitli projeler sayesinde. Bu nedenle farklı kültürleri görebildim, farklı insanlarla tanışabildim. Bu açıdan vizyonumu da geliştirdiğimi düşünüyorum. Yaşayarak Öğrenme Merkezi örnek alınacak bir model yaratma prensibiyle yola çıktı. Öğrenmenin yeri, zamanı ve yaşının olmadığı felsefesiyle projeler geliştirdi. Bugüne kadar binlerce gencin hayatına dokundu. Onlara ilham verdi. Paylaşım kültürünün artmasına yardımcı oldu. Hem sivil toplum alanında hem de merkeze gelen gençlerin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.